kızım. Sen niye parka geldin? Bale kıyafetlerini unutmuştum da onu getirdim. Al canım. Zehra, ben holdingin geçiyorum çünkü sözleşmeyi gözden geçirmem lazım. Sen de geç kalma, olur mu? Zaten Mehmet Bey'in geleceği zamanı biliyorsun. Tamam canım, ben Aslı'yı bıraktıktan sonra geleceğim. Hadi görüşürüz. Bay bay. Aslı'cığım, biz de gidelim mi artık? Hadi gel. Hediye abla, Zehra'yı gördün mü? Yok, bu sabah hiç görmedim. Ayşe ile Nihat? Onlar çıktılar. Alo, Nihat. Yok yok, bir sorun yok. Zehra şirkete geldi mi? Ha, yok, gelmedi. Ayşe burada ama. Eli kulağındadır, gelir birazdan. Mehmet Bey ile birazdan sözleşme imzalayacaklar. Yine mi Mehmet Bey? Ömer, orada mısın? Tamam Nihat, ben kapatıyorum. Tamam. Demek şirkete geliyor. Ben telefonu nereye koydum ki? Elinde ya oğlum. Ha şey, ben geç kaldım ya öyle acelden. İyice saçmalamaya başladın Ömer. Benim yüzümden mi? Ne demek oluyor bu? Yani söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum. Ama ben Canan, bu da Can yani. Söyle Canan, ne? Sabah senin yüzünden günlerdir hasta. Sen onu üzdüğün için. Ben Sabah'ı üzecek hiçbir şey yapmadım. Yapmam da. Emin misin? Bir düşün istersen. Açık açık söylesene Canan. Bak sabrım taşmaya başladı, hiçbir şey anlamıyorum söylediklerinden. Şu kız var ya, şu eski sevgilin. Ahtapot suratlı. Ahtapot suratlı mı? İdil, İdil. Ne olmuş İdil'e? Onu sor. Açıkça sor bir bakalım, Sabah ne demiş? Ya da ne yapmış? Ya da neden senin etrafında bu kadar dolaşıyormuş? Belki anlamana yardımcı olur. Sen iyice saçmaladın Canan. Kafanı çalıştır biraz. Kendini zorla. Sonunda saçmalayan yine ben olurum. Sıkıntı yok. Yeter ki Sabah daha fazla üzülmesin. Ha, bu arada bu konuştuklarımız aramızda kalsın Kerem. Eğer Sabah öğrenirse başında çok feci bela olurum. Ona göre. Firda Hanım, iyi misiniz? Ayşe beni tanımadı. Lütfen harap etmeyin kendinizi. Yüzüme baktı. Beni çıkaramadı. Keşke bu şekilde karşılaşmasaydınız. Böyle olacağını nereden bilebilirdim? Ayşe'nin bir anda karşıma çıkacağını. Biliyorum çok sarsıldınız. Ama lütfen toparlanmaya çalışın. Her şey düzelecek. Bir yolunu bulacağız inşallah. Göreceksiniz. Ben hasta olduğumda en çok neden korktum biliyor musun? Diğer insanlar gibi ölmekten çok. Bir kızımı annesiz bırakmaktan. Bir de dünya gözüyle
Annemi görmeden ölmekten korktum. Aslında Ayşe de sizi özlüyor. Tıpkı sizin gibi. Nereden biliyorsun? Gerçekten mi? Sana benden bahsetti mi? Hı hı. Biraz konuştuk. Beni özlediğini mi söyledi? Canım dünden beri gözün telefondaydı. Aramanı bekliyordum. İdil ne yapıyorsun? Neredesin? Alışverişe çıktım. Şimdi ne oldu? Konuşmamız lazım. Buluşalım mı? Olur. Ya da dur ben geleyim zaten. Yakınım Emlak. Bekliyorum. Tamam canım öpüyorum. İşin aslını öğrenmenin başka yolu yok. Gel bakalım İdil. Canım boşuna konuşuyor olamaz. Eğer düşündüğümü yaptıysan... Zehra Hanım nerede? Henüz gelmedi Ömer Bey. Geldim ben. Sabah erkenden çıkmışsın konaktan. Yani şirkette işin olduğunu söyleseydin beraber gelirdik. Erken çıkmam gerekiyordu. Asya'yı kreşe ben bıraktım. Sonra da bir işim vardı, onu hallettim. Kahvaltı yaptın mı? Yok, yapamadım hala. O zaman şu yemediğimiz yemeği güzel bir kahvaltıyla telafi etsek ne dersin? Zehracığım burada mıydın? Ben de sana bakıyordum. Zehra Hanım. Mehmet Bey. Ömer Bey. Hepimiz burada olduğumuza göre sözleşmeyi imzalayabiliriz artık. Bu anlaşma hepimiz için çok güzel bir başlangıç olacak. Umarım iki taraf için de hayırlı uğurlu olur. Olmaması için bir neden yok. Bu anlaşmayla ben ilişkilerimizin daha da hızlanarak artacağına inanıyorum. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? İçgüdüm ve tecrübem de Ömer Bey. Anlaşmadan sonra hep beraber bir kutlama yapalım mı? Ne dersiniz? Kutlama mı? Ne demek bu? Ne kutlaması? Bence çok iyi olur. Zehra Hanım. Olabilir. Hadi bir an önce imzalayalım o zaman. Sizi bilmem ama ben çok açım. En güzel imza hızlı atılan imzadır. Tamam. O zaman toplantı odasına geçelim. Ayşe'cim, toplantıyı burada yapabilirsiniz. Ama ben toplantı odasını hazırlattım. Bütün belgeler orada. Sorun değil Ayşe'cim. Aldırırız. Hem ben bu tarihi ana tanıklık etmek isterim. Tabii sizin için de bir sakıncası yoksa. Bence yok. Mehmet Bey. Çok iyi olur. Tarihi ananın önemli tanıkları olacak o zaman. Buyurun o zaman. Nihayet. Sabahtan beri aramanı bekliyorum. Niye bu kadar geciktin? Fotoğrafı ancak bastırabildim. Ama konağa gönderdim. Birazdan elinizde olur. Umarım vakitlice gelir. Zarfı kuryeye verdim. Geç kalacağını sanmam. Tamam. Sen gözünü Zehra'nın üzerinden ayırma. Peki efendim. Tamam. Afiyet olsun Cevriye Hanım. Ay Suzan'cığım bana sade bir kahve yapar mısın? Ben
Kahveyi sehpaya bıraktım Cevriye Hanım. Pardon kuzum, görmemişim ben ya. Rica ederim. Çok yanlış oldu, çok. Adam istemiyorum dedikçe bunlar üzerine gidiyor yok. Ay adamın ağzı da var, dili de var. Yok değil. Yazık, günah. Onlar iştahlı iştahlı konuştukça o da öyle melül melül bakıyor yok. Vallahi yakacaklar garibin başını. Hem evlenmek istese bile o kadın olur mu hiç? Göz var, izan var. Ne huyu huyuna, ne boyu boyuna. Benim acilen bir şeyler yapmam lazım. Ay sonuçta Salim Bey'le bir hukukumuz var yani. Adamın hayatını karartmalarına göz mü yumayım? Ay olmaz, yumamam. Böldüğüm için kusura bakmayın. Rica ederiz. Aşağıda 10 dakikadır seni bekliyorum. Beni mi? Neden? Ticaret odasında toplantımız var ya. Ben onu tamamen unutmuşum. Hatırlatmıştım ama. Aklımdan çıkmış. Bu sözleşme meselesi araya girince. Hadi gidelim. Tamam, gidelim. Kusura bakmayın. Tekrardan iki taraf için de hayırlı olsun. Sağ olun. Kendini fazla yorma karıcığım. Tekrardan kolay gelsin. Hayırlı uğurlu olsun. Atalım artık o zaman imzaları. Atalım. Ne diyelim? Hayırlı olsun. Umarım hepimizin yolu açık olur. Mehmet Bey, bize güvendiğiniz için tekrar teşekkürler. Estağfurullah. O güveni hak ediyorsunuz. Tasarımlarınızı gördükten ve sizi tanıdıktan sonra bu konuda hiçbir şüphem kalmadı. Asıl ben size teşekkür etmeliyim bu güzel işbirliğinden dolayı. Jülide Hanım çok kötüydü. Nasıl oldu acaba? Ayşe'ye annesiyle buluşma meselesini bir an önce söylemem lazım. İnşallah her şey yolunda gider. Selin Hanım, bu güzel anı ölümsüzleştirir mi? Tabii. Siz. Peki Bahşen'den. Bahşen'de Kervancıoğlu mu? Buyurun benim. Bir evrağınız vardı, buyurun. Şuraya bir imza alabilir miyim? Tabii. İyi günler. İyi günler. Ama elim boş gelmedim. Hem sevdiğin kahvelerden de getirdim. Zahmet etmeseydin. Ne zahmeti canım? Da, bu yüzünün hali ne böyle?
Otursana Edil. Senin için önemli bir konu var galiba. Dinliyorum, evet. Sabah'la ne konuştunuz? Sabah'la mı? Hangi konuda? Üçümüz hakkında. Senle benim geçmişimiz hakkında ne söyledin sabah? Bir şey söylediğimden bu kadar emin olduğuna göre ne söylediğimi de biliyorsundur. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Hamdolsun. Siz nasılsınız? Çok şükür. Eyvahlar olsun. Ay şu tersliğe bak. Ay bir de yakalan tam olsun Cevriye. Evet. Doğum günü için sipariş vardı da onu teslim ettim. Ay ben şimdi bu kadar yolu geri mi döneceğim ayol? Görelim bakalım ne haltlar çeviriyorsunuz Zehra Hanım. Cevriye Hanım. Çok ama çok iyi bir başlangıç yaptık. Bak görürsün her şey daha güzel olacak. Çantalarımız Mehmet Bey'in mağazasında boy gösterince herkes adımızı duyacak. İnşallah canım. Sen sevinmedin mi yoksa? Olur mu? Çok sevindim hem de. Sen bir bana baksana. Gözlerini görmek istiyorum. Zehra ne oldu? Senin bir sıkıntın var, anlatır mısın? Ayşe, benim seninle konuşmam gereken çok önemli bir konu var. Abimle aranızda bir sorun mu var? Anlatır mısın lütfen? Hayır, hayır. Öyle bir şey değil. Zehracığım korkutma beni, ne oluyor? Hani dün sabah annen hakkında konuşurken en büyük arzunun onu görmek olduğunu söylemiştin ya. Evet. Bu arzunu gerçekleştirebilirsin. Anlamadım, sen ne demek istiyorsun? Eğer istersen anneni görebilirsin Ayşe. Anne mi? Annen seninle buluşmak için heyecanla bekliyor. Ne söylemi bekliyorsun? Gerçekten anlamıyorum. Aranızda her ne geçtiyse onu duymak istiyorum. Anlaşıldı. Sağ ol.
Sabah benden rahatsız olmuş. Edil. Seni dinliyorum. Ben sabah hiçbir şey yapmadım Kerem. Sadece arkadaş olmaya, sohbet etmeye çalıştım. Sabah biraz değişik biri. Dış dünyaya algısı kapalı. Bu kararı nasıl verdin merak ediyorum. Ya onunla zaman geçirmedin, onu tanımıyorsun bile. Şu an bu konuşmayı yapıyor olmamız bile bunun kanıtı. Ya laf lafı açtı, geçmişte sevgili olduğumuzu söyledim. Tabii onun gibi bir kızın hala arkadaş kaldığımızı anlayamaması gayet normal. Didi! Sabah'la ilgili kurduğun cümlelere dikkat et. Yani Sabah çok tatlı bir kız. Güvenilir olduğu da çok belli. Ben sadece arkadaşlarımızı ilerletmek için sohbet olsun diye öyle söylemiştim ama o biraz kırılmış galiba, bunu demeye çalışıyorum. Ayrıca Sabah bana da bir takım planlarından bahsetti. Hangi planlarından? Sabah'ın bir dünya turuna çıkma planı varmış. Ne demek o? Uzun zamandır bu hayalinin peşindeymiş ve daha fazla ertelemek istemiyormuş. Senin için bile olsa. Sabah mı anlattı sana bunları? Evet. Hatta kimseye bağlanmak istemediğini de söyledi. Bunun için gitmek istiyormuş. Sadece uygun zamanı bekliyor. Senin haberin yok muydu yoksa? Sabah dünya turuna çıkmaktan vazgeçmişti. Sabahın kafası çok karışık Keremciğim. Bana sorarsan üzerine gitme. Kararlarını özgürce versin. Bu tarz durumlarda baskı altında kararlar almak insana yanlış kararlar verdirtebiliyor. Kendimden biliyorum. Kendinden mi biliyorsun? Evet. Londra'ya gidişim... Gideyim. Sen Londra'ya gideli çok uzun zaman oldu. O kadar uzun zaman oldu ki ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Benim çalışmam lazım. Tabii canım, haklısın. Ya ben sohbet olsun diye söylemiştim zaten. Of, çok gerildik. Baksana kahvelerimiz de soğudu. En iyisi ben sana yeni bir kahve ısmarlayayım. Değil. Çalışmam lazım, işim var. Bugünlük yeterince kafanı karıştırdım galiba. Ayaküstü duyduğum birkaç cümlenin bu kadar işe yarayacağını söyleseler dünyada inanmazdım. Peki tamam. Ben gideyim o zaman. Akşama haberleşiriz. Ya da yarın. Ayşe'cim, lütfen dinler misin beni? Bak özür dilerim, benim niyetim seni üzmek değildi. Ayşe, durur musun bir dakika? Bak, ben saklamak istemedim. Yani anneni görmek hakkın diye düşündüm. Ama o beni görmeyi hak etmiyor. Ya beni küçücük bir çocukken terk edip gitti. Beni, abimi. Ama o senin annen. Bir kere görsen ne olacak? Ne kaybedeceksin ki? Asla. Ben onunla karşılaşmak istemiyorum. Bir saniye bile görmek istemiyorum yüzünü. Bana bu dünyada en çok istediğin şeyin onu görmek olduğunu söylemiştin. Evet. Onu görmeden... Bazen böyle düşündüğüm anlar oldu. Ama benim bir annem yok. Yıllardır yok. Bizi bırakıp gittiği gün öldü. Ayşe'cim, bak biraz sakince düşünsen. Zehra, ben bu halde yemeğe falan gelemeyeceğim. Ama lütfen sen git. Delirdin mi, ne yemeği? Ben seni böyle bırakmam. Zehra, merak etme, iyiyim ben. Daha kötü günlerim olmuştu. Yıllar önce. Ayşe. Alo, merhaba Mehmet Bey. Rezervasyon yaptırdınız mı? Mehmet Bey, ya kusura bakmayın lütfen ama biz bu yemeği farklı bir zaman ertelesek, yani şu an gelecek durumda değiliz. Hayır hayır, iyiyiz, bir problem yok. Tamam, tekrar kusura bakmayın lütfen, teşekkürler. Hoşçakalın. Müzik.
Sabah her şeyi tek tek söyleyeceğim. Gitmesine izin vermeyeceğim. Gel Canan. Şey... Benim. Müsait misin? Canan hala iyileşmediğini söyledi. İyiyim ben. Canan abartıyor, bakma ona sen. İyi görünmüyorsun. Saçın dağılmış. Aklım hep sende sabah. İmkan olsa hep gözümün önünde olmanı istiyorum. Yani ne bileyim, ya da ben burada senin yanında kalayım. Konuşabilir miyiz biraz? Konuyu dil. Sevdiğini söyleyecek. Kerem, ben biraz uyusam iyi olacak. Lütfen sabah. Söz veriyorum, uzun sürmeyecek. Zehralar nerede? Çıktılar Ömer Bey. Kesin kutlama yemeğine gittiler. Ömer Bey. Pardon? Başka bir şey yoksa ben çıkabilir miyim? Yok, çıkabilirsin. Yemekte misiniz? Nasıl gidiyor? Bu soru mu şimdi? Ne mesajı? En iyisi aramak. Zehra'yı etkilemek için neler yapıyordur şimdi, kim bilir? Ayşe'cim, neredesiniz? Konaktayım ben. Konakta mı? Sen iyi misin Ayşe'cim? Neyin var? İyiyim abi. Yok bir şeyim. Ama sesin kötü geliyor. Merak etme abicim. Ben grip oluyorum galiba. Anladım. Tamam, C vitamini al. Bol bol su iç, olur mu Ayşe? Tamam. Merak etme. Görüşürüz. Ya bir saniye. Ayşe'cim, ben Zehra'yı soracaktım. O Mehmet Bey'le yemekte. Ben kendimi halsiz edince eve döndüm. Tamam, tamam Ayşe'cim, sonra görüşürüz. Görüşürüz. İdil'le çok eskiden... Bir ara neden yaptık bilmiyorum ama sevgili olduk. Başlarda her şey yolundaydı. Sonra... Kerem, daha fazla dinlemek istemiyorum. İdil yeterince anlattı zaten her şeyi. Bir de benim tarafımdan dinle.
Belki kafandaki şeylerin cevabını bulursun. O Londra'ya gitti. Ayrıldık. Bildiğim bir tek şey var. Sevdiğim hiç kimsenin bir yere gitmesini istemiyorum. Ve aynı şeyi yaşamak istemiyorum tekrar sabah. İnsan cesur olmalı Kerem. Gitmeyi kafasına koyan gider. Geride kalan da cesur olmalı. Kalmak bazen cesaret gerektirir. Sen de gideni bırak, bildiğini yapsın. Ya gitmesini istemiyorsan? Sen de cesur ol, bırak gitsin. Kerem? Sabah. Sen ne arıyorsun burada? Ben de gidiyordum zaten. Ne oldu? Kerem hala Edil'i seviyor Can'a. Ayşe. Canım seni çok üzdüm. Gerçekten çok özür dilerim. Hayır Zehra'cığım. Beni sen üzmedin. Beni bu dünyada üzmemesi gereken tek insan üzdü. Annem. Yaralarımı sarıp sarmalaması gerekirken en büyük yarayı o açtı bende. Biliyor musun? Ben o gittikten sonra içimdeki boşluğu dolduramadım. Bizi bırakıp gittiği günden beri buram sızlıyor. Şimdi kalkmış bizimle görüşmek istiyor. Neden? Bıraktığı enkazı görmek için. Ayşe, lütfen yapma böyle. Canım. Bak, ben bile bunları duymaya dayanamazken. Ne olur böyle konuşma. Zehra. Ya bu benim içimden geçenlerin yarısı bile değil. Bir anne iki küçük çocuğunu bırakıp nasıl gider? Şimdi yıllar sonra hiçbir şey olmamış gibi nasıl döner? Hangi yüzle? Bak, bunlar çok doğru, çok haklı sorular. Emin ol, seni çok iyi anlıyorum. Çünkü anlatmıştım yani. Ben annem tarafından terk edildim. O da arkasında bir sürü cevapsız soru, bir sürü acı bırakarak gitti. Canım, çok özür dilerim. Ben seni de üzdüm böyle. Ama ben bununla başa çıkabilecek yaştaydım Ayşe. Sizin kadar küçük değildim. Ama siz neler yaşadınız, neler hissettiniz? Ben düşününce bile o kadar canım acıyor ki. Beni anlıyorsun değil mi? Tabii ki anlıyorum. Biliyor musun? Ben annemin karşımda olmasını ve aklıma takılan tüm soruları ona sormayı o kadar çok isterdim ki. Şimdi senin böyle bir fırsatın var Ayşe. Bunca yıl zihnine yığılan her soruyu ona tek tek sorabilirsin. Hatta hesaplaşabilirsin onunla. Sorsam ne olacak?
günler geceler boyunca konuşsak ne olacak? O gittikten sonra yitirdiğim çocukluğumu bana geri verebilecek mi? Hayır Zehra, ben yapamam. Tamam canım. Tamam. En iyisini sen bilirsin. Maalesef Koray, o belge hiçbir yerde yok. Öyle mi? Evet, en az 4 defa baktım. Neredeyse mikroskopla bakacaktım. Yok yani. Allah Allah. Dosya bütün bilgisayarlardan, hatta ana serverdan da silinmiş. Sen o belge diyorsun ama bence hatanın o belgeyle bir ilgisi yok. Emin misin? Emin olmak değil de sadece bir his diyelim. Özge, hislerimizle mi hareket edeceğiz? Ortada dosya yok. Ne kadar silinirse silinsin, bilgi işlem bu sorunu çözecek. O dosya bir şekilde bulunacak zaten. Hı hı. Tabii ki bulunacak. Gitmemekte cesaret gerektiriyormuş. Bu neyin cesareti Sabah? Ha? Neyin cesareti? Ya. Bunu bana nasıl yaparsın? Nasıl söyleyeceğim? Ayşe'nin buluşmaya gelmeyeceğini öğrenince Jordan mı çok üzülecek? Sen burada mıydın? Evet. Neden şaşırdın? Ben seni yemektesin sanıyordum. Yemekteydim. Jülde Hanım'ı çok mu ümitlendirdim acaba? Nasıldı? Ne nasıldı? Yemek. İyiydi. Ama pek umduğun gibi değildi herhalde. Yok, güzeldi. Güzeldi demek. Peki neden erken kalktın? Ah Ayşe, annenle görüşsen ne kadar iyi olurdu. O kapanmıyor dediğin yaralar. Neden? Ne neden? Yemek. Yemekten neden erken kalktın? Pek iştahım yoktu. Öyle mi? Yoksa canını sıkacak bir şey mi oldu? Yok. Yok, bir şey olmuş. Belli. Normal bir yemekti. Yani ne gibi bir beklentim olabilir ki? Ne bileyim. Belki ortam beğenmemişsindir. Belki de yemekleri beğenmemişsindir. Ya da masadaki insanları. Nesini beğenmeyeceğim, anlamadım. Bilmiyorum. Sen öyle söyledin. Ömer, sen ne diyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum. Ben neden erken geldin onu öğrenmeye çalışıyorum. Yoksa manzarayı mı beğenmedin? Ne manzarası? Bilmiyorum artık. Yani ben yoktum. Belki deniz manzarasıydı. Ya da orman. Ha, sen... Bir dakika, Mehmet Bey'le olan yemeği mi diyorsun? O iptal oldu. Harika. Ben, yani biz belki birlikte yemek yeriz diye. Gerçi sen yemişsindir.
Neyse ben Ayşe'nin yanına gideyim. Telefonda sesi iyi gelmiyordu. Yok gitme. Neden? Ben az önce yanındaydım. Uyuyacağını söyledi. Tamam. Sen dışarı mı çıkacaksın? Evet. Ne yapacağım bilemedim, ben sizi aradım. Sen bana ne yaptın böyle? Gözümün önünden bir dakika ayrılsan özlüyorum. Bir de o adam. Yoksa kötü mü görünüyorum? Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Neden öyle bakıyorsun o zaman? Çok güzel olman dışında başka bir nedeni yok. Teşekkür ederim. O adamla görüşmesine izin veremem. Çıkmasına engel olmalıyım. Ama nasıl? Sandviçte ayranlarınız hazır. Süzme yoğurtla yaptım. Tam sevdiğiniz gibi. Biraz ekşi. Eline sağlık. Ben tepsiyi şuraya bırakıyorum. Tabii tabii. Afiyet olsun. Yersin değil mi? Yok. Benim hemen çıkmam lazım. Dedim ya, yedim ben. Peki ben yesem? Bir sakıncası yoktur değil mi? Tabii tabii. Keyfine bak. Ayağım takıldı. Ben çok özür dilerim. Ya elbisem mahvoldu. Ne yapacağım şimdi? Temizlesek mi? Yok, bu temizlemeyle geçmez. Benim üstümü değiştirmem lazım. İstemeden oldu. Yani kaza işte, olabilir de. Benim yüzümden de geç kalacaksın. Yani beklemez herhalde. Kim? Görüşeceğin kişi. Benim hemen üstümü değiştirmem lazım. İnşallah geç kalmam. Ne olur ne olmaz. Ben yine de işimi sağlama alayım. Göz göre göre o adamla buluşmaya gitmene izin vermem. Thank you.
ayrandan içsene, boğulacaksın. Sen ne çabuk hazırlandın. İyi misin? Hala hayattayım. Neyse, ben çıkayım. Demin buradaydı. Ne? Telefonu. Ne, şimdi nerede? Bilmiyorum işte, ben de onu soruyorum. Zaten geç kaldım, nereye gitti ki? Bence vazgeç. Neyden? Gitmekten. Yani telefonun olmadan gitmeyi düşünmüyorsun herhalde. Buradaymış. Ne? Hiç. Neyse, ben çıkıyorum. Güle güle. İnşallah yetişirim. İnşallah yetişemezsin. Ayşem. Canım kızım, gelecek misin? Bana elini uzatacak mısın? Izdırabıma bir son verecek misin? Kalbim kuş olup uçacak sanki. Allah'ım sen bana yardım et. Beni görmek istemedi değil mi? Jülde Hanım, iyi misiniz? Ayşem gelmedi. Beni görmek istemedi. Lütfen oturun şöyle. Üzme kendini. Senin suçun değil. Sen bizi buluşturmak için elinden geleni yaptın. Elimden pek bir şey gelmedi Jülde Hanım. Ya aslında emindim ama... Ayşe'yi buraya getiremedim. Gerçekten çok üzgünüm. Buluşmanızı o kadar istiyordum ki. Ama olmadı. Ben de çok isterdim yavruma sarılmayı, öpmeyi, koklamayı, bağrıma basmayı. Olsun, gelmesinler. Ne kırgınım ne kızgınım. Aksine hak veriyorum onlara. Varsın beni hiç affetmesinler, yüzüme bakmasınlar. Hayattalar ya, sağlıkları yerinde ya. Bu bile bana yeter. Onları uzaktan görsem de olur. Ayşe. Ayşe. Kızım.